Web Ustası kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sıfırdan yapay zekaya bir YouTube kanalı kurdurup YouTube'dan nasıl gelir elde edilir, nasıl para kazanılır bunu göstereceğim. Yabancı bir kanal kurduracağız arkadaşlar. Bunu tamamen yapay zekaya yaptıracağız ve bizler de bu şekilde YouTube'dan ek gelirimizi elde edeceğiz arkadaşlar. Ana gelir de sağlayabiliriz. Sonuçta yabancı bir kanal olacak. Dolayısıyla gelirleri de yüksek olacak arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere sıfırdan bir YouTube sayfasındayız. Herhangi bir kanal yok. Sıfırdan bir kanal kuracağız. Hemen şuradan kanal oluştur diyorum. Kanal ismimi Web AI olarak belirledim arkadaşlar. Herkese açık kullanıcı adımız da örneğin Webmaster AI olsun. Bakalım alınmış mı? Evet, alınmamış. Ayrıca kanal ismi bulmakta zorlanan arkadaşlar için ChatGPT imdada yetişiyor. Örneğin yapay zeka hakkında açacağım bir YouTube kanalına kanal ismi bulur musun diye sorduğumda ChatGPT bizlere hemen yardımcı olacaktır. Dilerseniz bu şekilde Türkçe sonuçlar çağırabilirsiniz. Dilerseniz de yabancı şekilde sorup yabancı kanal isimleri önermesini sağlayabilirsiniz. Benim hali hazırda bir kanal ismim vardı ve bu da daha önce kullanılmamış. Dolayısıyla hemen bu ismi alıyorum arkadaşlar. Şimdi kanal oluştur dedik. Kanalımız birazdan hazır olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu kanalın tabii ki optimizasyon ayarlarını yapacağız. SEO ayarlarını yapacağız. Hemen YouTube Studio'ya giriyorum arkadaşlar. Kanalım hazır. Buradan devam dedim. Öncelikle kanalımızın ayarlarını yapmamız gerekiyor. Şimdi yabancı bir kanal açacağımız için ayarları yabancı olarak yapmamız gerekiyor. Yani kanal açıklamasından tutun etiketlere kadar yabancı dilde, yani İngilizce yapacağız arkadaşlar. Burada ayarlara girdikten sonra varsayılan birimleri Amerikan doları ya da Türk lirası yapmanızda herhangi bir fark yok. Önerim o ki burayı Türk lirası olarak ayarlayın arkadaşlar. Kanal kısmına geldiğimizde ise ikamet edilen ülke önemli. Şimdi bazı arkadaşlar sanıyor ki biz yabancı bir kanal açacağımız için burayı örneğin Amerika Birleşik Devletleri yaparsak daha fazla gelir sağlarız ya da daha fazla etkileşim sağlarız. Öyle bir şey yok arkadaşlar. YouTube IP adresinizin hangi bölgeye ait olduğunu biliyor. Dolayısıyla burayı Türkiye yapıyoruz arkadaşlar. YouTube'u kandırmaya çalışmıyoruz. Şimdi kanalımız için anahtar kelimeler bulacağız. Hemen yine bir yapay zeka uygulamasına gidiyoruz. Bu arada bugünkü tüm linkler video açıklamalarında olacak arkadaşlar. Sitemizin ismi RapidTex.io. Bu sıfırdan kanal açacak arkadaşlar için, tecrübesiz arkadaşlar için. Normalde ben kendim manuel olarak giriyorum. Anahtar kelimelerimi yapay zekaya bırakmıyorum. Ancak sizler yeni bir kanal açacaksanız burası bulunmaz bir nimet, bilginiz olsun. Şimdi buradan kırmızı butona tıklıyoruz. Kanalımız ne olsun? Örneğin kanalımızın konusu motivasyon olsun, yani İngilizce'de motivation. Hemen buraya motivation yazıyorum ve enter'a tıklıyorum. Daha sonra bize yapay zeka yabancı dilde en çok aranan anahtar kelimeleri verecek arkadaşlar. Bunları olduğu gibi kopyalıyorum ve anahtar kelimeler bölümüne yapıştırıyorum. Burası önemli. Anahtar kelimeleri yapıştırdıktan sonra en son anahtar kelimeyi kanal ismim olarak belirliyorum ve anahtar kelimeler olayını kapatıyorum. Gelişmiş ayarlara gelelim. Gelişmiş ayarlarda burayı kanalınıza uygun şekilde ayarlayacaksınız arkadaşlar. Özellik uygun yapacağınız herhangi bir şey yok. Tekrar genele gelelim. Genelde lirası olarak ayarlamıştık. Kanal ayarlarımızda ikamet edilen bölgeyi Türkiye olarak belirledik. Anahtar kelimelerimizi İngilizce yaptık. Çünkü İngilizce bir kanalız. Gelişmiş ayarlarımızda şimdilik dokunmadık. Özellik uygunluğuna dokunmadık. Şimdi yükleme varsayılanlarına gelince önerim odur ki burayı gizli yapın. Videonuz yükler yüklemez herkese açık olarak yayınlanmaz. Şimdi gelelim bu işin en önemli kısmına, yani yükleme varsayılanlarından gelişmiş ayarlara. Şimdi ikamet ettiğimiz bölge Türkçeydi. Peki dil ve altyazı sertifikasını da mı Türkçe yapacağız? Hayır arkadaşlar. İngilizce video yayınlayacağımız için video dilini İngilizce yapacağız. Kesinlikle Türkçe yapmayın. Kanalınız gerçekten çöp olur arkadaşlar. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri değil, yalın İngilizceyi seçeceksiniz. Aynı şekilde başlık ve açıklama dilini de İngilizce yapacaksınız arkadaşlar.
arkadaşlar. Farklı herhangi bir dilde video yayınlamayacağız. Dolayısıyla İngilizce olacak bu ikisi de. Altyazı sertifikasına dokunmuyoruz. Lisansa dokunmuyoruz. Kategoriye gelince motivasyon olduğu için en yakın kategori eğitim kategorisi arkadaşlar. Aslında burada yapacağımız çok fazla ayar kalmadı. Buradan kaydet deyip kanalımızın genel ayarlarını, aslında en önemli ayarlarını yapmış olduk. Peki bitti mi? Hayır, bitmedi. Arkadaşlar burada bir özelleştirme kısmı var biliyorsunuz. Burada kanalımızın hakkında kısmında güzel bir yabancı açıklama yazmak zorundayız. Burada kullanacağımız anahtar kelimeler bizlerin YouTube'da aramalarda ve önerilerde öne çıkmamız için çok önemli. Eğer anahtar kelimeleri nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız yine ChatGPT yardımımıza koşuyor. ChatGPT'ye şunu yazdık: motivasyon konulu İngilizce bir YouTube kanalına, SEO kurallarına uygun bir kanal açıklaması yazar mısın? Ve mesajımızı gönderdik. Bakalım neler yazacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere anahtar kelimelerle dolu bir kanal açıklamamız oldu. Bunu şimdilik incelemeden olduğu gibi kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Birkaç cümleyi sildikten sonra kanal açıklamam izin verilen karakter sayısına ulaştı. Aşağıya doğru geldiğimizde iletişim bilgileri önemli. Reklam teklifleri için buraya e-posta adresinizi eklemenizi tavsiye ederim. Burada yapacağımız başka bir işlem yok arkadaşlar. Hemen markalama kısmına gelelim ve buraya bir profil resmi oluşturacağız arkadaşlar. Yine profil resminizi Leonardo AI sayesinde yapay zekaya oluşturtabilirsiniz. Hemen sol kısımda AI Image Generation var. Bir kez tıkladığınızda burada prompt bölümü var arkadaşlar. Örneğin spor konulu bir motivasyon profil resmimiz olsun istiyoruz. Hemen buradan generate diyelim. Tabii ki burada prompt bölümünü düzgün kullanmak önemli arkadaşlar. Ben şu anda sizlere örnek olsun diye hemen hızlı hızlı yapıyorum. Sizler bunların üzerine daha fazla düşerek daha orijinal şeyler çıkarabilirsiniz. Prompt bölümünü kullanmak önemli tüm yapay zeka araçlarında. Şimdi bakalım karşımıza ne çıkacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunlardan herhangi birini şimdilik kanalımıza kullanabiliriz. Çünkü orijinal bir içerik, yani kullanmamızda herhangi bir sakınca yok. Bu profil resmini buraya yükledim. Kanalımın yavaş yavaş profili oluşmaya başladı. Dilerseniz Canva yardımıyla da bir banner kanal resmi oluşturabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var. O da içerik üretmek. Buradan yayınla diyorum. Kanal profilimi yayınladım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere kanalımın arayüzü hazır. Profil resmine varana kadar, SEO ayarlarına varana kadar hepsi hazır. Tabii ki daha ince ayarlarda olacak arkadaşlar. Bunları ilerleyen videolarda sizlere anlatıyor olacağız. Şimdilik başlangıç seviyesinde ayarlarımız bu kadar arkadaşlar. Daha da ince detayları mevcut söylediğim gibi. Peki yapay zekaya içeriğimizi nasıl oluşturacağız? Öncelikle motivasyon için motivasyonel videolar bulmamız gerekiyor. Bunun için Pixabay'i kullanabilirsiniz. Dilerseniz yapay zeka araçları da mevcut. Onları da kullanabilirsiniz. Ancak benim önerim Pixabay, Canva gibi uygulamaları kullanmanız arkadaşlar. Canva'da da güzel videolar, fotoğraflar bulunuyor. Şimdi dilerseniz en basit şekilde herkesin ulaşabileceği Pixabay'i kullanmaya çalışalım. Öncelikle görsellerimizi oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle spor diyelim. Kanalımızın teması motivasyondu. Buradan tüm resimler değil video yapalım ve gördüğünüz üzere birçok video karşımıza çıktı arkadaşlar. Bunlar telifsiz videolardır. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hemen buradan indir dediğinizde videonuz inmeye başlayacaktır ve hızlıca indi arkadaşlar. Şimdi bir video montaj uygulamasına ihtiyacım var. Ben ücretsiz şekilde CapCut'ı kullanıyorum arkadaşlar. Hemen buradan indirdiğim videoyu seçtim ve aşağı kısma timeline bölümüne attım. Şimdi bu video için bir de ses gerekiyor. Yüzümüzü ve sesimizi kullanmayacağız. Her şeyi makineye, yani bilgisayara, yapay zekaya yaptıracağız demiştik. Şimdi sesimizi oluşturalım ama neye göre oluşturacağız? Hemen ChatGPT'ye spor motivasyonu konulu İngilizce bir YouTube kanalı için motivasyon temalı kısa bir video içeriği yazar mısın? Ve gönderdik. Arkadaşlar ChatGPT bizlere yardımcı oldu. Zamanımız az. Hemen şuradan yazılanların bir bölümünü kopyalıyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Bunu seslendirmek kaldı. Arkadaşlar bugün bu videoda gördüğünüz tüm sitelerin linklerini video açıklamalarına bırakacağım. Merak etmeyin. Burayı hemen kopyaladım. elevenlabs.io'ya geldim. Şimdi bu site yapay zeka seslendirme aracı arkadaşlar. Hemen buradan karakterinizi seçiyorsunuz. Yani kim seslendirsin istiyorsanız onu seçiyorsunuz.
seçiyorsunuz. Bunun da ön izlemesini buradan yapabilirsiniz. Ses tonuna karar verebilirsiniz. Buradaki ince ayarlara şimdilik dokunmuyorum. Kopyaladığım cümleyi buraya yapıştırdım ve generate diyerek birkaç saniye bekliyorum arkadaşlar. Birazdan yapay zeka bana sesimi oluşturacak. Evet arkadaşlar, sesimiz hazır. Şimdi dinleyelim. Hey there, athletes and fitness enthusiasts. Welcome back to our channel. Today we're diving deep into the world of sports motivation. Arkadaşlar sesimiz kusursuz. Hemen buradan bu sesi indiriyorum arkadaşlar. İndirdikten sonra CapCut'ta az önceki telifsiz videomun altına yerleştiriyorum. Burayı biraz kıstım ve şimdi birlikte videomuzu izleyelim. Hey there, athletes and fitness enthusiasts. Welcome back to our channel. Today we're diving deep into the world of sports motivation. Bu örnek bir videoydu arkadaşlar. Hiçbir şey kullanmadık. Yani güç sarf etmedik, emek sarf etmedik. Sadece yapay zeka araçlarını kullanarak yüzümüzü ve sesimizi göstermeden kısa bir video oluşturduk. Burada bir YouTube videosu çektiğim için sizlere kısa bir örnekleme yaptım arkadaşlar. Bunları daha da detaylandırabilirsiniz. Örneğin Pixabay sitesinden daha yaratıcı videolar indirebilirsiniz ya da Eleven Labs daha güzel bir seslendirme yapabilirsiniz ve bunu indirdikten sonra artık YouTube'a yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani tüm işlemler kanal açmak, içerik üretmek, videoyu yüklemek toplamda 1 saati bile almıyor gördüğünüz üzere. Bu yüzden bir an önce YouTube platformunda yerinizi kapmaya çalışın arkadaşlar. Bugün sizlere yabancı bir YouTube kanalı açarak ve bunu geliştirerek nasıl para kazanılır bunu gösterdik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.